Merhabalar, bu videomuzda CRP nedir ve vücudumuzda CRP hangi durumlarda yükselir kısaca gözden geçireceğiz. CRP vücudumuzda karaciğer tarafından üretilir ve C-reaktif protein kısaltması olarak kullanılır. CRP ilk olarak Streptococcus pneumoniae adlı bakterinin C polisakkarit ile reaksiyona girebildiği için C-reaktif protein olarak adlandırılmıştır. Kanda C-reaktif protein seviyesinin yükselmesi genellikle var olan bir iltihabın göstergesidir. Sağlıklı kişilerde serum CRP ortalaması 1 mg bölü litredir. CRP'nin 0 ile 5 mg bölü litre arasında olması normal olarak kabul edilir. CRP yüksekliği vücutta bir enfeksiyon olabileceğini düşündürür. Fakat CRP yüksekliğinin belli başlı birçok nedeni olabilir. Gelin şimdi bu nedenlere kısaca göz atalım. 1. Enfeksiyonlar. Bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyon durumlarında kanda CRP düzeyi yükselir. Viral enfeksiyonlarda CRP düzeyi 100 mg litreye kadar yükselebilirken, bakteriyel enfeksiyonlarda bu değer çok daha yüksek olabilir. 2. Enflamatuar hastalıklar. Ailesel Akdeniz ateşi, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi hastalıklarda kanda CRP düzeyinde artış görülür. 3. Hücre ve doku hasarı. Kalp krizi, akut pankreatit gibi hücre ve dokuların hasar gördüğü durumlarda kanda CRP düzeyinde yükselme görülür. 4. Travma. Ameliyat, yanık ve vücutta oluşan kırıklar sonrasında kanda CRP düzeyi yükselir. 5. Kanser. Lenfoma ve sarkom gibi birçok kanser türünde kanda CRP düzeyi yükselir. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.